Evet, tabii Urfalı olmamız hasebiyle bir de su ürünleri konusunda araştırma yapmamız hasebiyle memleketimizin güzide mekanlarından biri olan Balıklı Göl'ün özellikle su ürünleri yönünden değerlendirilerek işlenmesi, bu konuda bilgilerin derlenmesi noktasında bir projemiz vardı. Düşüncemizi Tayyip Hocam'la paylaşınca kendisi de Urfalı bir bilim insanı olması dolayısıyla bu fikre sıcak baktı. Önce sadece su ürünleri, fauna ve çevresel flora ile ilgilenirken derken işin içerisinde tarihi, ondan sonra mimari katma gereği olduğunu gördük. Bunun üzerine yerel tarih araştırmacısı Selahattin Eyyubigüler'le de istişare etmek suretiyle her yönüyle Balıklı Göl'ü ele almak üzere çalışmalarımızı başladık. Yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın sonucunda bir kitap ortaya çıktı. Tabii bu kitap aslında bir başlangıç diyebiliriz. Muhakkak herkesin Balıklı Göl'le ilgili anlatmak istediği bir şeyler vardır, gördüğü, paylaştığı anıları vardır. Yani Urfalı bir büyüğümüz kalksa Balıklı Göl'deki anılarını anlatsa bile bir kitap olur, öyle diyebiliriz. Yani burası varlığıyla, kültürüyle, yaşanmışlıklarıyla mutlaka değerlendirilmesi gereken bir ortam. Bu yönüyle hazırlamış olduğumuz bu kitabı sizler aracılığıyla hemşerilerimize takdim ediyoruz. İnşallah tabii bu bir başlangıç, sonraki süreçte de yeni çalışmalarla buluşmak dileğiyle diyorum artık sözü Selahattin Eyüpçüler ağabeyimiz katmak istediği bir şey varsa buyursun. Şimdi malumunuz şimdiye kadar Balıklı Göl'le ilgili bir kitap yoktu. Bu çok büyük bir eksiklik aslında. Herhalde biz bu eksikliği giderdik bu çalışmayla. Öyle tahmin ediyorum. Bunu bir adım attık. Bundan sonra inşallah hep birlikte Urfaların desteğiyle, değerli kıymetli hemşirelerimizin desteğiyle çok daha güzel işlere imza atacağımızı düşünüyoruz. Tümler ele aldığımız bir kitap. Yani ondan dolayı da kutsal şehrin kutsal gölü olarak inancı yönünü biraz daha yüksek, kıymetli bir değeri olan bu gölün üzerindeki eksiklikleri gidermek için ortak bir çalışma ürünü olarak ortaya çıkarttığımız bir kitabımız. Şahsım olarak ilk kitabım değil. Bu kitap olarak 5. kitap bölümü olarak da toplamda şu anda 8 tane kitap bölümü. Doktor öğretim üyesi Muhammed Yaşar Dörtbudak, Haran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Su Ürünleri Araştırma Bölümündeyim. Su Ürünleri ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda kürsü başkanıyım. Aynı zamanda Bilecik Meslek Yüksek Okulu'ndan müdürlüğünü yapmaktayım. Tabii çalışmalarımız su ürünleriyle ilgili olan her şeyi kapsadığı için Balıklı Göl'de doğal bir akvaryum olarak değerlendirirsek bütün diğer değerlerinin dışında Urfa, yani dünyada sayılı göllerden birisi olduğu için mutlaka bir farkındalık oluşturmak üzere değerlendirmek istedik. Hocam, ne sordunuz? Biz değil de sayın Kalü Bela'dan tanışız. Bu kadar yeter.